Herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü mini rehberimde sizlere Tenet Cycron silahını tanıtacağım. Öncelikle arkadaşlar karakterimize test için taktığımız arcane'ler, arcane velocity, bilmeyenler için seviye 5 yaptığımızda %90 şansa 9 saniyeliğine tabancamıza %120 atış hızı kazandırıyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Hızlı bir silah oluyor. Arcane Precision ise bizlere 5 seviye yaptığımızda %100 şansla 18 saniyeliğine tabancaya %300 hasar kazandırıyor arkadaşlar. Bu da çok önemli. Bunları yapmaya çalışın diyorum. Şimdi ise silahıma koyduğum modları ve arkeni size göstereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz galvanizli modlar geldi. Ben bu iki modu şu an için tercih ettim. Galvaniz Diffusion ve Galvaniz Crosshair. Bunları kullanabilirsiniz. Silahımızda şu an için ateşe paslanma hasarları var. Arcane olarak da gördüğünüz üzere seviye 5 direkt kafadan isabetle öldürmede 24 saniyeye kadar %120 3 defaya kadar biriken bir hasar var. Artı 5 seviye olduğu için arkadaşlar %30 kafa vuruşu çoğaltıcı, yani multi shot head var. Bunu da geçelim. Yani bize çok yardımcı olacak bu. Şimdi testimize bakalım. Nasıl bir silah? Haydi bakalım Rhino. Arkadaşlar ben genelde şu hizada duruyorum. Bu silah biraz kitle imha yapıyor. Nukor'un nerflediğinden beri benim favorim. İyi bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şu an bir tabur adam yok oldu. Buraya geliyorum. Bakın. Bir tabur adam daha yok oldu. Yeniden aynı testi yapayım. Bir hile şike olmadığını hep beraber yeniden görelim. Belki şansa bala olmuştur. Şöyle. Gördüğünüz arkadaşlar burası yok oldu. Şimdi buna bakalım. Gördünüz. Burada bir öksüz var. Bunu da yok edelim. Evet, gitti. Silah çok güzel vuruyor arkadaşlar. Ben size modlamasını tekrardan göstereyim. Karakterimizde pistoller için, tabanca için bu arcane'leri kullandım. Silahımıza da bu şekilde bir modlama yaptım. Bu da güzel bir eklenti oluyor. Secondary Deadhead'de koyduk arkadaşlar. Mis gibi oldu. Bunun yerine de istediğiniz bir modu koyun. Destek olacak bir modu koyun. Farkı yok. Daha fazla boyutlar benim sistemde mevcut. Oyunda herhangi bir silah veya karaktere güncelleme yaptığımda orada paylaşıyorum arkadaşlar. Bu silahı yapabilmek için yeniden hatırlatayım. War Within ve Call of Tempestry questlerini kesinlikle bitirmiş olmanız ve aktif bir kuvaliçiniz varsa arkadaşlar onu halletmeniz gerekiyor. Bunları yapmadan bu silah için girdiğiniz noktadan başlangıç yapamazsınız. Yani bir türlü bu boss niye çıkmıyor dersiniz. Daha elde edemezsiniz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu da faydalı bulduysanız arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Twitch üzerindeki günlük canlı yayınlarıma da hepinizi bekliyorum. Bir çay için arkadaşlar rahatlayın. Sıcaklar var biliyorsunuz. Bizleri de unutmayın. Yorumlar kısmında da silahla ilgili görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Seviyorum arkadaşlar sizleri. Görüşmek üzere. Evet, Rhino bayağı bir asker adam.